Ömer Bey beyaz dedi ya. Bir hayır. Dur, bizim arabamız gri. Şu anda gri olabilirdi. Önceden beyazmış. O zaman... Önce arabası yiyordum bu adamın. Oralara zaten varmamıştı. O zaman bak saman aldığımda. Çok emin beyaz arabam. Dur bir dakika. Satık mıydım satık değil miydim onu bilemiyorum. Onu... Hangi tarihte sattığım çıkar. Araba şimdi gelsin Zekeriya Sarı o beyaz araba. Beyaz araba olduğunu siz söylüyorsunuz. Vardı beyaz araba. Tamam var diyor beyaz arabam o zaman. Ama bu görmedi bilmiyor onu. Ya onu bizim şimdi kullandığımız arabamız gri. Ama bu adamın bindiği araba zaten o arabayla o semtlere zaten çıkmamış bu adam. Zekeriya Sarı'nın karısı daha doğrusu. Dermenderenin o karısında bir yer varmış. Ona giderim. Bir dakika ya arabayı görenler bir konuşsun. Zekeriya Sarı'nın karısı da görmüş. Bir gelsin ekranlara. Hocam öldürsem silah orta dolu. Silah istiyorum ben silah. Geçtim adam kocamın katilim. Yaratandan başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Ben kocamı öldürmedim. Ben burada kocamın katilini alıyorum. Ömer'i barakada gören tanıklar konuştu. O beyaz araba Ömer'in mi? Arabanın geçişini nasıl gördünüz? Geçiş sağmaya geçtik buraya içeriye. Ben şöyle oturuyordum bak. Şöyle önüme de kovayı aldım. Çocuk öyle ayakta. Şey tutuyordu geçinin torbasını. Ben öyle oturdum. İşte geçiyi sağıyorum. Bu yöndeydim zaten. Böyle taksi sesi gelmeye başladı. Şimdi taksi yaklaşınca ben öyle kalktım. Benim çocuk da öyle. Anne anne her zaman araba geçmem buradan da böyle davranın dedi. Bu adamlar dedim herhalde biliyor orayı sormadılar dedi. Bastım taksi öyle hızlıca geçti gitti. Bu aradan gördün değil mi? Evet şu aradan gördüm. Şu ağaçların üstünden. Oradan hariç de şöyle hızlıca geçti gitti. Tekrar biz yine devam ettik davarı sağmaya. Tekrar oturdum böyle devam ettik. Gayrı 20 dakika mı geçti 30 dakika mı geçti bilmem. İşte hemen geri döndü taksi biz daha davarı sağmasını bitirmeden geri geçti gitti vardı. Buradan ağır gene de görünüyordu taksinin şeyi. Beyaz görünüyordu yani böyle. Ben oturduğum yerden ağır görüyordum böyle. Bakıyordu ya. Gelip giden çoktu galiba değil mi? Çok çok. Oo, buradan bile onlarca hele çarşamba günü 50 tane araba geçtiğini biliriz. Mustafa Sözer'in iddiası ise Ömer Yer'le karşılaştı. Bu noktaydı. Bu nokta Yılmaz Kılınç'ın öldürüldüğü obaya 7-8 kilometre uzaklıkta. Bu taraftan geldi. Köy tarafından geldi. Bana Yılmaz Kılınç'ın evini sordu. Tabak atacağız dedi. Ben de dedim ki buradan gittiniz miydi? Yol doğru onun evinin her tarafına varın. O zamanlar yani zaten traktör zor varıyordu Yılmaz Kılınç'ın yayla evinin olduğu yere. Arabaya koyacaksınız dedim. Belli bir mesafede yürüyeceksiniz. Yılmaz Kılınç'ın yanına varırsınız dedim. Peki bu olay ne zaman oluyor? Haziran ayının içinde. Haftası veyahut da onu. 2012 yıl. Evet evet o yıl. Ömer Yel'in arabadayken yanında kim vardı? Yanındaki kişi öbür koltukta oturuyordu ablam. Ha, o adam benimle hiç muhabbet etmedi. Matlap da olmadı. 6-7 dakika konuştuk ve o yoluna gitti, ben yoluma gittim. Şimdi konuşan hanımefendi Zekeriya Sarı'nın eşi, diğeri de Mustafa Sözler. Hatta o biraz konuşmuş yani. Tamam. Sözler. Gitti mi gitmedi mi Ömer Bey? O tarihteki HGS kayıtlarım benim çıkarsınlar. Nerede çekiyordu benim telefonum? Ben bunu istiyorum. Tabii bence de çıkarılması lazım zaten. Tamam. Dosyada bazı benim HGS kayıtlarımı çıkarsınlar. Çıkarılsın ya bu adam üstüne atılan imzalar. Soruşturma gizli tanık devam ediyor. Ne diye gizli tanık? Yalnız bu yalancı şahitler buraya gelecek. Falan bir çıksın. Sus bir dakika ya. Bir dakika hayır sus. Atılan iftiralar tamam, bir çıksın. Tamam bak çıkacak buraya. Elenecek her taraf elenecek. Her zaman burada kendini aklasın. Biz burada Ömer Bey'e susturamıyorsun benim gibi. Bir de seninle alakalı konuşuyoruz yani Ömer Bey. Şimdi Rukiye ona cevap vermiyor. Şimdi şu kendimi ifade edeyim bir. Şu o zaman bir şey soracaksa herkes susacak dinleyecek. Bir şey soracağım. O zaman telefon numaran senin telefon numaran telefon numarasından bahsediyorum. Kendi üzerine miydi? 10 yıl önce. Ama vururlar onu ya. Kendi üzerime olmasa bile bazısı çocuklarım üstüne oldu bazısı kendi üstüme oldu. Senin kullandığın telefon hattı acaba kimin üzerindeydi diyorsun ya bulunsun. Kendi üzerime olması lazım büyük ihtimalle ama başkasının kullandığım telefonlar çıkar o HGS'de. Ömer hangi telefonu kullanıyormuş fazlaca numarayı o çıkar yani. Önceden tanıyor muydun Ömer'i? Hayır. Buyur. Beli abimi lan telefon görüşünde burada görüşmüş lan. Tamam dur bir dakika ya. Önceden tanıyor mu? Dur tanımıyorum. Onu demiyor ya sen dur bakayım bir ben anlatacağım. Bana soruyor. Evet. Hayır bana sordu kadın şu an. Bana soruyor. Önce tanıyor muydun dedi. Kadın kime sordu? Abim Mustafa Bacalan Veli Bacak görüşmüş. Ben bu adamın yüzünü karşımda görse bilmem.
Ömer olduğunu. Söyle Ömer Bey. Tamam, ben ona sordum ya. Şimdi siz de bir yanıt vermek istiyorsunuz. Söyle, sen nereden tanıdın ya? Şimdi ben abileriyle tanışırım. En fazla da Mustafa'yı tanırım. Nasıl bir diyaloğun var Mustafa'yla? Ya Mustafa'yla normal böyle... Aynı bizim koyda kışlama yapıyor. İşte gelip giderken görüşüyoruz. Oturup sohbet muhabbet ediyoruz. Yani öyle bir beraber bir işe gitmiş, güce gitmiş... Çok sık karışamıyoruz çünkü o adamlar hayvancılık yapıyor, ben çiftçilik yapıyorum. Şimdi Mustafa Bey hattaymış şu anda, seni gördüğünü söylüyor. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar ablam, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi karşıya, Ömer Bey şu karşıya bakarak oradan şey, zaten telefonla konuşuyoruz. Evet. Ömer Yel miydi o kişi? Sen emin misin Mustafa? Ablam şu anda yanımızdaki oturan adam Ömer Yel, ben gördüğüm insandı o. O zaman cinayetten evet. Ne zaman süre önce gördün? Efendim? Cinayet günü mü gördün? Ne zaman gördün Ömer Yel'i orada? Hayır ablam, cinayet günü değil. Haziran ayının iki haftası yattı, onu o aradaydı. Haziranda gördün. Bir evet, ben de o bekle geliyordum. 23 Temmuz'da. Yalanlarım yapma, yani... Düzgün bir şey konuşacağız. Cinayet yok ama ya. Ya. Tamam, casus, ne oldu bak, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, sus. Hayır. Ama o yaptı. Gizli tarık buluyor. Gizli tarık. Ya gizli tarık. Hemen hemen niye buluyorsunuz ki? Suçu kendi üstümüze çekiyorsunuz. Nerede varmış? Tarif etsin yarın. Ne diyor bu ya? Öf. Rukiye, o kişiyi biz bulduk. Öfleme. Ben de, ben hiç öflemiyordum burada. İki aydır, üç boş konuşuyorum. Boş, boş. Hiç boş konuşmuyorum. Ben şimdi konuşuyorum. Didem Hanım. Dolduramayacağım bir şey konuşmuyorum ben. Bir dakika, şu kendimizi ifade edeceksek gidelim. Gitmeyecek, ben terk edeceğim bu stüdyo. Kim ölür de kim kalırsa kalsın. Bana ne ya, Yılmaz Kılıç ölmüş. Aynen doğru. Ölün diyelim, öldürün diyelim ya. Doğru söylüyor. Allah Allah. Ama beni suçladınız, siz dört tane yalan çırak buldunuz. Kim? Kimi kastediyorum? O bulmadı. Siz buldunuz. O senin yanına gelerek oklar üstüne çektin. Oğlum gelmemez mi? Ondan önce senin adın anıldı mı ya burada? Ya siz nesiniz siz ya? Sizin idarenizde miyim ben? Ben istersem Rukiye'ye getiririm, istersem Fatma'ya getiririm. Rukiye, Ömer'in yanına gidinceye kadar biz burada Ömer ismi zikretmeyiz. Şunu söylüyor Ömer Bey. Ömer Bey diyor ki benim Ömer Bey'le sorunum yoktu diyor. Ne zaman dedi Rukiye'yi aldı, kaçırdı, götürdü, sakladı. Tamam. İşte oradan aldı, oraya götürdü. Tamam. Şimdi, Didem Hanım. O yüzden benim hedefime o zaman girdi diyor. Didem Hanım, tamam, tamam ki bir konuşabilir miyim? Didem Hanım, bir şey konuşabilir miyim? Radarıma girdiydim. Ya sevgili evet. Bir şey söylüyor sevgili. Ben bir şey konuşabilir miyim? Ben hala bekliyorum. Ya bir dakika, bir saniye. Didem, senin baban mı öldü diye? Urke, Ömer'le konuşamayacak. Ömer Urke'yle konuşamayacak diye bir kanun mu? Nerede gitmişim? Ramazan Akın'a sor. Ramazan... Bağlansın Ramazan Akın. Fırıncı abi, Fırıncı'nın arabasına bindiğinde. Ramazan Akın, nereye gitmişim ben? Ben görmedim adamı, adam kendisi söylüyor. Arayın. Benim, Ramazan Akın'ı. Benim yüz olamayacağım hiçbir şey yok. Yeni su muhtarı, sen eski muhtarın oğlu. Daha önce bu tamam, tamam, kiminle gitmişim? Şey arayın. Bak bir şey söyleyeceğim, bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Onun özel hayatı, Ömer'in daha önceki özel hayatını... Hayır, benim özel hayatımı karıştırdığı zaman ben karıştırırım. Yani. Bak, Ömer'le Rukiye konuşamayacak diye bir kanun da yok ama yasada. Bak, şöyle bir sıkıntı var şurada. Ben ayrıldım, evlendim, ayrıldım, evlendim. Bununla bu dönemde benim babam öldürülmedi. Anladın mı? O dönemde benim babam öldürülmedi. Benim kucağımda öldürülmedi. Senin kucağında öldürüldü. Tamam, öldürüldüyse oğlan kardeşine bir önce eleştirin. Ya o gece ne oldu Rukiye? Anlat artık ya. O gece ben biliyorum ne olduğunu. Allah Allah. Ömer kardeşini ne olduğunu ben biliyorum. Ömer kardeşini ele. Konuşsun ondan sonra Rukiye'ye bağıracaksın. Bağırmayla işimiz ileri gitmez. Boş ver. Bir dakika. Bağırma. Bir şey dedi. Duydun mu dedi? Bir sakin ol. Biliyorum. O gece ne olduğunu biliyorum dedi Ömer. O gece ne olduğunu biliyorum. O gece Murat domuz bekleye gittim değil mi? Sabaha kadar bekledi. Dalga geçiyorlar abla. Hayır. Bırak anlasın. Dalga değil. Bir dinle, dinle. Bir dinle, bir dinle. Bir gün evvelisi köyden bir enişte, koyumuzdan evli bir adam. Enişte diyorlar. Bu adam ekin derelidirmiş. O da %100 onu da ben biliyorum. Dur bir dakika. Ben biliyorum %100. Konuşmayın, lafımı kesmeyin. Tamam. Ha. Ekin biçelim demiş. Benim işim var demiş, biçemem. Hayırdır demiş, ne işin var? Yarın duyarsın demiş, yarın tasavvun olay olmuş bir. İkincisi. Eski muhtar karakolda ayrı ifade veriyor, mahkemede ayrı ifade veriyor. Bu niye değişiyor?
Ama dosyada verdiği ifadeler duruyor da Ömer incelettim Bey, hepsini. Ömer Bey bir şey söyleyeceğim. Sen bunları kimden duydun? Ya ben biliyorum. Yunus Güven'den. Ben kısaca özet geçeyim size. Yok ben başka size. Birinden duyduğunu tahmin ediyorum. Yunus Güven'den konuşmuyor bu adam ki. Ben bunları Ömer Bey'in kimden duyduğunu... Bir dakika bir sürü. Rukiye beni dinler misin? Hayır, kimden Yunus duyduğunu Güven'den ben söyleyeyim. Ben Yunus Güven'e bağırdım. Dur, bir dakika ya. Yunus'la ilgisi yok bunların. Ben bunları kimden duyduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum. Demin Aydın Kara'yla Fatih Kara'yı neden söyledin? Çünkü hadi. Onlar olay daha iyi biliyorlarmış. Çünkü sen onlardan duydun bunları. Doğru söyle. Hayır. Aydın'dan duydun. Bak. Çünkü Aydın'ın bana söyledikleri var. Yayında bana söyledikleri var. Aydın Kara kim? Dur. O gün senin evine gelen kişi değil mi? Eve gelen karılı kocalı adam işte. Tamam. Olaydan. Bak. Olaydan. Ömer Bey. Esas olayın bak. Esas ortakları Fatih Kara. Niye bak. Fatih Kara? Çünkü ettikleri yasaklı maddeyi öbür ortaklarından ayrı Murad'la çalan o kişi. Sonra genç baba o kişi. Fatih bu, Kara genç baba mı? Nasıl evet, genç baba? Genç baba attıkları, o kişi. Kışın attıkları iftira o genç baba bu değil. Bu kadının çocuğunu geliyormuş kızım diye seviyormuş. Ufak çocuk tabii. Ama lütfen ben, yani. Hayır ben duyduğumu ama konuşuyorum. Bak, beraber oluyor demek başka bir şey. Yok bilmem hayır, ne yapıyor demek başka bir şey. Gerçekler konuşmazsa bu iş çıkmaz. Tamam Ömer Bey ulusal yayın yapıyoruz. Ha. Dikkat et sözlerinde zaten. Ha. Merak ya, etme o, onlara basılıyor. Yok basılmasa böyle. Da sıkıntı yok abla. Aydın Karay'ı ben çocukluğumdan bilirim. Bizim evimize girer çıkar. Ben... Bunlar ortak iş yaptığı için orada üç kısım var. Bir kısmı korkusunda söyleyemiyor. Hakaret ederler peki, diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani yasaklı madde ekiyor Fatih Kara diyorsun. İçildiğini bilmiyorum. Tamam da bunu cinayette ekiyorlarmış diyelim. Diyelim ki evet. Diyelim ki şeyde Murat da yasaklı madde ekiyor. Evet. Fatih de işbirliği yapıyorlar. Evet. Bunların Yılmaz Kılınç'ın ölümüyle ne alakası var? Geleceğim, oraya da geleceğim. Bak bir şey söyleyeceğim.